Sayın Mütevelli Heyeti Başkanım, Mütevelli Heyeti'nin saygıdeğer üyeleri, Sayın Rektörüm, Sayın Rektör Yardımcılarım, Sayın Genel Sekreterim, saygıdeğer akademisyenlerimiz, kıymetli idari personelimiz, basınımızın değerli temsilcileri, değerli konuklar, sevgili öğrenciler ve törenimize online ortamdan iştirak eden çok sevgili davetlilerimiz. Çankaya Üniversitemizin 2022-2023 akademik yılı açılış törenine hoş geldiniz. Program akışımız saygı duruşu ve istiklal marşı. Rektörümüz Profesör Doktor Sayın Can Çoğun ve Mütevelli Heyeti Başkanımız Sayın Sıtkı Alp'in konuşmaları. Konuğumuz Profesör Doktor Sayın Hamdullah Aydın tarafından verilecek kendini ve yaşamı keşfetme, öğrenme başlıklı açılış dersi ve üniversitemizde 10. ve 20. hizmet yılını dolduran akademik ve idari personelimize plaket takdim seremonisi şeklinde planlanmıştır. Şimdi sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimiz anısına önce saygı duruşu, ardından İstiklal Marşımızın icrasına davet ediyorum. Değerli konuklar, törenimiz için telgraf gönderen değerli isimlerin mesajlarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Sayın Sıtkı Alp Çankaya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı, üniversitenizin 2022-2023 akademik yılı açılış törenine vaki nazik davetinize teşekkür ederim. Tüm öğrencilerinize başarılar diler. Değerli şahsınızda sayın davetlilere en iyi dileklerimi sunarım. Sayıştay Başkanı Metin Yener. Sayın Profesör Doktor Can Çoğun. Üniversitenizin 5 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirilen 2022-2023 akademik yılı açılış törenine nazik davetiniz için sizlere ve Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Sıtkı Alp'e teşekkür ediyorum. Çankaya Üniversitemizin değerli bir bilim insanı ve rektörü sıfatıyla Türk eğitim sisteminin aydınlık geleceğine yönelik gayretlerinizi ve ülke hizmetinde bugüne kadar gösterdiğiniz başarılı çalışmalarınızı takdirle izliyoruz. Üniversitenizin nitelikli insan gücü yetiştirilmesine katkı sağlamak ve Türk eğitim sistemine model bir üniversite kazandırmak amacıyla kurulmuş bir eğitim kurumu özelliğiyle örnek bir bilim yuvası olarak yoluna devam ettiğini görmekten de ayrı bir memnuniyet duyuyorum. Bu duygu ve düşüncelerle yeni akademik yılınızın hayırlı olmasını diliyor, gençlerimizi her türlü bilgi ve beceriyle donatarak hayata hazırlama çabalarınızda başarılarınızın devamı temennisiyle selam ve saygılarımı sunuyorum.
Türkiye Odalar ve Borsalar Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ETÜ Mütevelli Heyet Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu. Değerli konuklar, bu güzel mesajların ardından açış konuşmalarını yapmak üzere rektörümüz Profesör Doktor Sayın Can Çoğun'un kürsüyü teşriflerini arz ediyorum. Buyurun Sayın Hocam. Sayın Mütevelli Heyet Başkanım, Mütevelli Heyet Üyeleri, saygıdeğer konuklarımız, Çankaya Üniversitesi'nin değerli akademik ve idari personeli, sevgili öğrencilerimiz. Çeyrek asırı geride bırakan üniversitemiz, kurulduğu günden bu yana başarıları ve benimsediği yüksek eğitim kalitesiyle dünyanın ve Türkiye'nin en önde giden üniversitelerinden bir tanesidir. Üniversitemiz yetiştirdiği binlerce başarılı mezunu, ulusal ve uluslararası işbirlikleri sahip olduğu ödül ve derecelerle 25. yılda büyük mesafeler kat etmiştir. Üniversitemiz 25. kuruluş yılı kapsamında bilimden teknolojiye, ekonomiden kültürel ve sanatsal çalışmalara, dergilerden konserlere kadar toplumun tüm kesimlerine hitap eden ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yaptı. Değerli konuklar, tüm dünyayı etkisine alan koronavirüs pandemisi nedeniyle 2020 yılının başından bu yana eğitim-öğretim sürecini önce uzaktan, sonra hibrit, daha sonra 2020-2021 bahar yarıyılından itibaren yüz yüze gerçekleştirdik. Uyguladığımız yeni eğitim-öğretim yaklaşımları ile pandemi sürecini en iyi yürüten üniversitelerden biri olduğumuzu gururla ifade etmek isterim. 2022-2023 akademik yılında da eğitimimizi, sosyal ve kültürel faaliyetlerimizi kampüsümüzde öğrencilerimizle yüz yüze yürüteceğiz. Bu yıl üniversitemizin lisans ve lisansüstü kontenjanları 2022 YKS, ek yerleştirme ve yabancı uyruklu öğrencilerle tam olarak doğmuştur. Enstitülerimiz bünyesinde yer alan programlarımızda çok yoğun rağbet görmüştür. Üniversitemize ön lisans, lisans ve yüksek lisans seviyesinde, lisans üstü seviyesinde kaydolan öğrenci sayılarımız bu dönem itibarıyla 1300 olmuş ve üniversitemizin toplam öğrenci sayısı 6850'ye ulaşmıştır. Değerli konuklar, sevgili öğrenciler. Her gün başarılarına yenilerini ekleyen ve kendi rekorunu kıran üniversitemiz, 2022 yılında da elde ettiği bilimsel ve akademik çalışmalarıyla bizleri gururlandırmıştır. Üniversitemiz, dünyanın en saygın derecelendirme kuruluşlarından Times Higher Education, Asya Üniversiteleri 2022 sıralamasında Türkiye birincisi, Dünya En İyi Genç Üniversiteleri 2022 sıralamasında Türkiye ikincisi olma başarısını göstermiştir. Üniversitemiz her iki sıralamada da atıflar kategorisinde dünya birinciliğini elinde tutmaktadır. Üniversitemiz genel sıralamaların yanı sıra mühendislik alanında da büyük başarı göstererek The 2022 mühendislik alan sıralamasında da dünyada 251-300 bandında yer almış, Türkiye'de ise ikinci sıraya oturmuştur. ODTÜ URAP dünya alan sıralamasında üniversitemiz matematik alanında geçen yılki başarısını korumuş ve ikinci kez Türkiye birincisi olmuştur. Global Ranking Academic Subject sıralamasında üniversitemiz matematik alanında yine dünyada sıralamaya giren 500 üniversite arasında 101-150 bandında yer almıştır ve Türkiye'den sıralamaya giren tek üniversite olmuştur.
NTÜ Dünya Üniversiteleri Bilimsel Makalelerin performans sıralamasında da üniversitemiz matematik alanında 499 üniversite arasında 4. sırada, Türkiye'de ise 1. sıradadır. Akademisyenlerimizin yanı sıra öğrencilerimizin başarısı da göğsümüzü kabartmaktadır. Mühendislik Fakültesi öğrencilerimiz NASA, Amerikan Astronomi Grubu ve Lockheed Martin firmasının ortak olarak düzenlediği model uydu yarışmasında çevrim içi kategorisinde dünya ikinciliği, vakıf üniversiteleri arasında ise dünya birinciliği derecesini almıştır. Bu vesileyle elde edilen başarılarda emeğe geçen tüm akademisyenlerimizi ve öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyor, teşekkürlerimi iletiyorum. Değerli konuklar, proje üretme konusundaki çabalarımızı daha da ileriye taşımak amacıyla 2020 yılında hayata geçirdiğimiz bilimsel araştırma projeleri BAP sistemiyle akademik personelimizi ve öğrencilerimizi projeye özendirmeye çalışıyoruz. BAP sisteminin kurulduğu 2 yıldır 31 projemiz desteklenmiş, 24 tanesi başarıyla tamamlanmış, 7 tanesi ise halen sürmektedir. Üniversitemiz öz kaynaklarıyla bu projelere 1 milyon 250 bin TL para ayrılmıştır. 2022-2023 akademik yılında mevcut BAP programları ve yeni açılacak fikri haklar ve destek programları kapsamındaki projelerimiz gene üniversitemizin öz kaynaklarıyla desteklenmeye devam edecektir. Bunun yanı sıra üniversitemizin akademik yükseltme ve atanma kriterleri yönergesi yapılan kapsamlı çalışmalarla revize edilmiştir. Şahsım, rektör yardımcılarım, dekanlarım ve bölüm başkanlarımın ortak çalışmasıyla yönergemiz elden geçirilmiş. Daha da önemlisi, yayınların yanı sıra ulusal ve uluslararası ölçekte yapılan projelerin ve patentlerin desteklenmesi için özel maddeler konmuştur. Doktor öğretim üyelerimiz için yeniden atanma süresi de 30 aya çıkarılmıştır. Sevgili öğrenciler, üniversitemiz 25 yıllık geçmişten gelen bilgi birikiminden aldığı güçle sizlerin kültürel ve sosyal gelişimine katkı sağlamayı hedeflemektedir. Sosyal gelişim kapsamında kampüsümüz içerisinde farklı spor uygulamaları yapabileceğiniz spor merkezimiz ve de çok sayıda okul takımlarımız mevcuttur. Süper Lig'de yer alan Çankaya Üniversitesi kadın basketbol takımımız 2021-2022 sezonunda büyük mücadele vermiştir. Yine 2021-2022 akademik yılında üniversitemiz tekvando'da Türkiye birinciliği, satranç, teniste ve atıcılıkta Türkiye ikinciliği, eskrimde Türkiye üçüncülüğü, yüzmede ise Türkiye dördüncülüğünü ele geçirmiştir. Çankaya Üniversitesi Spor Kulübü bünyesinde yer alan kadın basketbol takımımız U18 kızlar kategorisinde Türkiye şampiyonu, U16 kızlar kategorisinde Türkiye ikincisi, U18, U16 erkekler kategorisinde ise Ankara şampiyonu olmayı sağlamıştır. Sevgili öğrenciler, üniversitemizde son teknolojiyle donatılmış laboratuvarlarımız, zengin ulusal ve uluslararası kaynak kapasitesi sahip kütüphanemiz yer almaktadır. Kütüphanemiz sizlerin çalışması için 7 gün 24 saat açık çalışma salonları ile kesintisiz hizmet vermekte olup, sahip olduğu tüm elektronik kaynaklara uzaktan erişim imkanı bulunmaktadır. Üniversitemiz içinden ve dışarıdan sürekli bu erişimi sağlayabilmektesiniz. Değerli konuklar, üniversitemiz bu akademik yılda da büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde çağdaş, özgür, bilime esas alan, hakları ve adaleti gözeten bir yaşam ve bunun gerektirdiği bir eğitim-öğretim yaklaşımıyla hizmet vermeye devam edecektir. Konuşmamın sonunda aramıza yeni katılan öğrencilerimizi tekrar kutluyor, üniversite hayatlarında kendilerine başarılar diliyor. 2022-2023 akademik yılının Çankaya Üniversitesi ailesi ve tüm eğitim camiası için sağlıklı, huzurlu ve başarılı geçmesini temenni ediyorum.
Saygı ve sevgilerimle. Sayın Rektörümüze çok teşekkür ediyoruz. Ve şimdi de konuşmalarını yapmak üzere mütevelli heyeti başkanımız Sayın Sıtkı Alp'in kürsüyü teşriflerini arz ediyorum. Değerli mütevelli heyet üyeleri, değerli rektör, rektör yardımcıları, dekanlar, akademisyenler, çok değerli konuklar, sevgili öğrenciler, sanki öğrenci biraz az gibi arkalarda görüyorum. Evet, değerli konuklar, Çankaya Üniversitesi'nin 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlaması için düzenlenmiş olan bu törenimize hepiniz hoş geldiniz. Hepinize en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Tekrar hoş geldiniz. Kurumların sağlam temeller üzerinde yükselmeleri onların geleneklerine bağlı olmaları ile mümkündür. Gelenek, zaman, sabır ve bilinç ile oluşur. İşte Çankaya Üniversitesi 25 yılda kendi geleneğini oluşturmuş, önemli araştırma ve eğitim kurumlarından biridir. Çankaya Üniversitesi geleneklerine bağlı ve bir o kadar da yeniliklere açık bir üniversite olarak varlığını geleceğe taşımak arzu ve isteğine sahiptir. Üniversitemiz çağı yakalayan, zamanın gelişmelerine ayak uyduran, bilimin evrensel ilkelerine bağlı kalarak faaliyetlerini sürdüren bir üniversitedir. Henüz 25 yıllık bir geçmişimiz olmasına rağmen en eski vakıf üniversiteleri arasında yer alıyoruz. Yolu ilk yürüyenlerden olduk. Bizden sonra kurulan üniversiteler için bir rol model olduk. Bu arada şunu söylemek isterim. Ülkemizde 129 devlet üniversitesi, 79 vakıf üniversitesi var. Toplam 208. Biz 9. üniversite olarak kurulduk. Bizden önce 8 üniversite kuruldu. Ve bizden sonra da 70 üniversite daha kuruldu. Onun için bizim başarımız gerçekten çok büyük. Rol model olduk diyorum, sebebi bu. Bugün geldiğimiz noktada ülkemizin en saygın yüksek öğretim kurumlarından biri olmanın gururunu yaşıyoruz. Çankaya Üniversitesi 25 yıllık geçmişi, deneyimli personeli, kurumsallaşmış yapı ve gelenekleri, modern yerleşkesi, sürekli gelişen altyapısı ile marka haline gelmiştir. Değerli konuklar, bugün için genç ve dinamik bir nüfusa sahip olan ve en büyük sermayelerinden biri bu genç nüfus olan
ülkemiz için üniversitelerin ne kadar önemli olduğu ortadadır. Çankaya Üniversitesi'nin vizyonu, hukuk fakültesi hariç, hukukçular var aramızda, hukuk fakültesi hariç, yabancı dille eğitim öğretim yapan ve uluslararası standartlarda kabul gören bir dünya üniversitesi olmaktır. Vizyonumuz bu. Bu vizyonumuzu gerçekleştirebilmek için yerleşkemizi bilgi ve iletişim teknolojilerinin en son ürünleri ile donattık. Öğrencilerimizi uluslararası standartlar seviyesinde yetiştirmek için nitelikli eğitim atmosferini oluşturduk. Bilimsel araştırma ve bilgi üretme konusunda 2013 yılında teknoloji transfer merkezimizi kurduk. Bu merkezde üniversite ve sanayi arasında arayüz olarak bilginin teknolojiye, teknolojinin patent yoluyla ticarileşmesine ve böylece ekonomiye katkı sağlamasına yardımcı olduk. Ayrıca iş kurma aşamasındaki akademisyen, araştırmacı, öğrenci ve mezunlara yönelik bilgi paylaşma ve iş ortaklarının buluşmalarına yardımcı olmak için ilgili eğitim ortamlarını düzenledik. Dış ülke üniversiteleri ile işbirliği yaparak öğretim elemanı ve öğrenci değişimini sağladık. Üniversitemizde nitelikli eğitim, öğretim ve bilimsel yayın yapmak için güçlü yönetim ve seçkin öğretim elemanlarıyla çalıştık. Değerli konuklar, benim İngilizcem yok, zannetmeyin ki İngilizce biliyor da, ama idare ediyoruz. Times Higher Education 2022 sıralamasını açıkladı. Bu merkezi İngiltere'de olan bir değerlendirme kuruluşu. Bazı kriterleri ele alarak dünyadaki bütün üniversiteleri araştırıyor ve dereceye göre sıraya koyuyor. Öyle bir kuruluş. Çankaya Üniversitesi Eğitim Öğretim Atıf Uluslararası Görünürlük ve Endüstri Gelirleri gibi önemli kriterlerin göz önüne alındığı derecelendirmede Türkiye üniversiteleri arasında birinci. Evet, Çankaya Üniversitesi birinci. Atıf kategorisinde üst üste iki kez dünya birincisi oldu. Türkiye üniversiteleri arasında yine 400-500 bandında birinci sırada yerini alırsın. Başarılı çalışmalarından dolayı üniversitemiz 2015 yılında TÜBİTAK 1513 desteğini almayı hak kazandı. Bu destek çalışkan üniversitelere TÜBİTAK tarafından yapılıyor. Evet, 2019 sonu itibariyle ilk 5 dönem olan kurumsal kapasite geliştirme aşamasını başarıyla tamamladı üniversitemiz. İkinci 5 yıllık dönem olan hedef odaklı büyüme aşamasında destekten yararlanmaya devam etmektedir. Teknoloji Transfer Ofisi birimimizin kurulduğu 2013 yılından bu yana sekiz yıllık dönemde firma destekli 65 proje toplam 7 milyon liralık bedelle hayata geçirilmiştir. İlgili dönemde üniversitemizin patentli teknolojileri ISIF İstanbul Buluşfuarı, Euro Invert
Yaratıcılık ve İnovasyon Fuarı, Arca Uluslararası İnovasyon Fuarı gibi ulusal ve uluslararası buluş fuarlarında sergilenmiş 6 adet altın, 11 adet gümüş ve 4 adet bronz olmak üzere toplamda üniversitemiz 21 madalya almaya hak kazanmıştır. Değerli konuklar, 21. yüzyılda üniversiteler köklü değişimler geçirmekte ve küreselleşmenin de etkisiyle tek disiplinli kurumlar olmaktan çıkarak küresel bilgi merkezi yolunda yürümektedirler. Üniversiteler artık hedef kitlelerine yönelik farklı çalışmalar yapmalıdırlar. 21. yüzyıl üniversitelerinin gereksinimleri olan teknoloji kullanımı, girişimcilik, bunları özellikle öğrenciler için söylüyorum. Teknoloji kullanımı, girişimcilik, yenilikçi ve üretken olmak, üniversiteleri yeniliklere açık olmak zorunda bırakmaktadır. Bildiğimiz üzere dünya 4. kuşak üniversitelere doğru gitmektedir. Bunun anlamı üniversitelerin yalnız bilgi üreten değil, bilgiyi aktaran ve bilgiye ticari değer kazandıran bir duruma dönüşmeleridir. Varlıklarını sürdürmek için de dönüşmek zorundadırlar. 4. kuşak üniversitelerinin amacı toplumların teknolojik, sanayi ve ekonomik yönlerden kalkınmasına hizmet etmektir. Çankaya Üniversitesi olarak 4. kuşak üniversitelerinin amacına şimdiden uyum sağlamalıyız. Teknolojik yeniliklerin bilimsel bilgiyle harmanlanması, akademiyle buluşması, sanayiye katkı sağlaması üniversitelerin farklılığını oluşturacaktır. Değerli konuklar, ilk yıllarda toplumumuzdan gördüğümüz ilginin bugün artarak devam etmiş olması, geçen sürede doğru işler yaptığımızın en büyük kanıtıdır. Üniversitemizde eğitim öğretim etkinlikleri sürekli gelişmiş ve üniversitemiz gençlerin tercih ettiği bir yüksek öğretim kurumu olmuştur. Mezunlarımızın gerek kamu, gerekse özel sektördeki istihdam oranlarının yüksek oluşu toplumumuzun Çankaya Üniversitesi'ne olan güvenini pekiştirmiştir. Bugün geldiğimiz yeri daha ileri götürebilmemiz gerekiyor. Bunun için her çeşit ulusal ve uluslararası akreditasyona açık olmalıyız. Büyük Atatürk'ün izinde Türkiye Cumhuriyeti'ne demokratik, layık, sosyal hukuk devleti niteliklerine sahip çıkan, vatanını, milletini ve tüm insanları seven dünya vatandaşı yetiştirmeye devam edeceğiz. Dünya ölçeklerine göre küçük ama kabına sığmayan dinamik bir üniversiteyiz. Üniversitemiz 3. kuşak bir üniversitesidir. 3. kuşak bir üniversite dediğimizde bilimsel araştırmanın çok önemli olduğu, disiplinler arası çalışabilen, ortaklıklara açık, bilginin kullanımı ve bilgiden yararlanmayı ilke edinmiş bir üniversite anlamalıyız. Sevgili öğrenciler, Çankaya Üniversitesi öğrenciye değer ve sorumluluk verilen öğrenme ve öğretme coşkusunun sınırsız olduğu,
karşılıklı sevgi ve saygının egemen olduğu bir üniversitedir. Sizlerden çok çalışmanızı, çalışmaktan keyif almanızı bekliyoruz. Çok çalışmak, istekle çalışmak, bilinçli çalışmak üniversite öğrenciliğinin olmazsa olmazlarıdır. Bunun yanında sosyal becerilerinizi geliştirmeye özen göstermeniz yaşamdaki başarınız için gereksizdir. İnsanı en fazla mutlu eden eylemlerden birisi başkalarına yardım etmektir. Onun için üniversitemizin öğrenci konseyi ile diğer saygın sivil toplum örgütlerinin düzenlediği sosyal sorumluluk projelerine mutlaka katılın. Katılmak yetmez, yeni projeler üretin. Kıymetli konuklarımız, geride bıraktığımız 25 yıl içinde üniversitemizi asli görevleri bakımından başarıya ulaştıran akademik ve idari personelimize huzurlarınızda şükranlarımı sunuyoruz. Ayrıca telgraf göndererek 2022-2023 eğitim öğretim yılımızı kutlayan değerli dostlarımıza teşekkür ediyorum. Yine üniversitemizin her alandaki başarılarını kamuoyuna zaman zaman duyuran basınımızın çok değerli temsilcilerine de teşekkür ediyorum. 2022-2023 akademik yılımızın ülkemize, üniversitemize sağlıklı, başarılı, mutlu geçmesini diliyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Sürekli sallandı yani. Böyle sallanıyor. Evet. Sayın Mütevelli Heyeti Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Değerli konuklar, şimdi mikrofonu kendini ve yaşamı keşfetme, öğrenme başlıklı açılış dersi için Profesör Doktor Sayın Hamdullah Aydın'a bırakacağız. Ancak öncesinde Sayın Aydın'ın kısa özgeçmişini sizlerle paylaşmak istiyorum. Profesör Doktor Sayın Hamdullah Aydın 1948 yılında Mersin'in Hünnar ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve ortaokulu Mersin, liseyi Afyon'da okuyan Aydın 1965 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde lisans eğitimine başladı. 1979 yılında Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde psikiyatri uzmanlık eğitimini tamamlayan Hamdullah Aydın İhtisas sonrasında Ankara'da Mevki Asker Hastanesi'nde psikiyatri uzmanı olarak görev yaptı. Hamdullah Aydın 1983-84 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde yer alan Baylor College of Medicine'da uyku ve uyku bozukluklarıyla cinsel işlev bozuklukları alanlarında çalışmalarda bulundu. 1985 yılında psikiyatri alanında doçent unvanı alan Aydın, GATA Psikiyatri Anabilim Dalı'nda öğretim üyeliğine atandı. 1990 yılında profesör olan Aydın, 1991 yılında University of Edinburgh'da görev yaptı. Profesör Doktor Hamdullah Aydın, 2001-2005 yılları arasında GATA Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı görevinde de bulundu. 2005 yılında emekli olan Profesör Doktor Sayın Aydın bugün kendini ve yaşamı keşfetme, öğrenme başlıklı açılış dersi için bizlerle birlikte. Kendisine hoş geldiniz diyoruz ve sunumunu yapmak üzere sahneyi teşriflerini arz ediyoruz. Buyurun Sayın Hocam. Ya evet. Efendim
Sayın Rektörümüzün, Sayın Kurucumuz ve çalışma arkadaşlarına doğrusu bana bu imkanı sağladıkları için olarak gurur vereceğim. Doğrusu çok teşekkür ederim. Benim için onurdur burada sizlerle olmak. Öğrenme üzerinde niye duruyorduk? En bildiğimiz konu, o kadar biliyoruz ki, ancak içini biraz açıp gözden geçirelim noktasındaydık. Hep bunu sorgulamak, belki de en bildiğimiz yeri yeniden gözden geçirmek, acaba başka ne vardı gibi konuşmama tüm bilişsel işlerlerde olduğu gibi ağırlıklı olarak ya da ana nokta olarak bireyin bilinçlilik durumunun belirleyici olduğunu biliyoruz. Ve öğrenme için. Bilinçlilikten söz ederken burada uyku uyanıklık ötesinde bir bilinçlilik. Yani sistemin farkında oluşu ve bir dizi işlem yapmaya hazırlıklı olması anlamında bilinçlilikten söz ediyoruz. Bunun için de eğer böyle bir bilinçlilik durumunda değilsek ve bundan sonraki aşamada algıyla başlayan işlemlerde olası riskleri görmemiz söz konusu bile değil. Bu nedenle bilinci tanımlarken bireyin dış dünyada farkında olması, kendi dünyasının farkında olması ve yapılacak işlemlere hazırlıklı bir durumda olmasından söz ediyoruz. Burada bilinçlilikte. İşte bu işlemleri tamamladığımız zaman ancak o zaman algı bir anlamda. Evet. Benim buradaki algım, gurur duyduğum memleketimin bu vesileyle de biraz üzerinde durduğumda gurur duyduğum üniversitesinde olmaktan ben gurur duyuyorum. Sizlere minnettarım, teşekkür ederim bana bu fırsatı tanıdığınız için. Bunu üniversiteyi Çankaya Üniversitesi'ni duymuş olmama rağmen bu fırsatta sizlere tanışmış olmak benim için bir yepyeni bir adım. Evet, öğrenmeyi öğrenebilmek için günlerdir çalıştım. Başka daha ne vardı diye. Sonra kendimde bunları gördüm. Ve üniversitenizi, Çankaya Üniversitesi'ni davet edilmiş olmaktan onur duyarım. Burada bilinçliliğin tanımından sonra bir algı işlemi var. Algı, öğrenmenin birinci basamağı. Algıdan söz ederken önce bireyin farkında olmakta olduğu yeni uyarılar konusunda bir ön değerlendirme yapabiliyor olmasına ihtiyacımız var. Acaba ne ölçüde gerçekçiydi ya da gerçek ötesi bir sorunla karşı karşıyayız. Algının gerçekleşmesi için gelen uyarının algılanabilecek aralıkta olması, belli bir yoğunluk taşıyor olması ve doğrusu bu konu üzerinde biraz daha durulmasını önemsiyorum. Bireyin hazırlıklı olması lazım. Bu yeni algılayacak, yeni gelen bilgi konusunda. Bu noktada hazırlıklı olmak, evet, bir ön bilgi gerekiyor, görünüyor. Ben Noam Chomsky'yi bu nedenle pek severim. Kabaca, genel olarak kimseye bilmediği bir şey üretemezsiniz diye ifade etmiştir. Evet, ön bilgilerimizle aşamaları tamamlayarak algıyı tamamlamak. İşte
Bu algıladığımız uyaran, öğrenmenin tetiklenmesi ve başlamasıdır. İşte bu işlemlerin bir fiziksel ya da beyinde olup bitenlerini irdelediğimizde aldığımız bilginin kaynağının taşıdığı bir yolla üst yapıya taşınması ve yüksek düzeyli kortikal ya da bilişsel işlemler için bir veri toplanmasıdır. Ve bu nedenle bu işlemlerin yapılabilirliği, yani algıladığımız, fark ettiğimiz bilginin kendisiyle ilişkili, örneğin bir gördüğümüz bir şey, duyduğumuz bir şey, bütün bunların sistemde korteksimize kadar giderken izledikleri yollar vardır. Bu yollarla işlemlenerek üst katmanlara taşınmakta. Bu yollardan bir tanesi doğrusu benim çok önem verdiğim temporal parietal occipital dediğimiz, yani temporal lob ve parietal lob ve occipital lob. Temporal lob o belleğimizin olduğu, bellek bireysel belleğin ötesinde bize aktarılmış bilgileri de taşıyor. Parietal lob genel olarak zaman ve nesne değerlendirmesi ilişkili işlemler. Occipital lob da görme işlemleri ilişkili. Bu sistem üzerinden giderken aldığımız veri, yeri, zamanın, nesneler arası ilişkisi, yani space description dediğimiz şeylerin tamamlandığı bir bilgi olarak üstel kurullarına taşınıyor. Böylece kortekse üst düzeye geldiği zaman bilgi orada yeniden işlemlenmekte, alınan bilgi. Evet, bu işlemler sırasında bir diğer yolak ise prefrontal dediğimiz ön beynimizin ön tarafındaki bir bölgeyle ilişkili. Orası mutlaka işleme giriyor. Bu bölge gelen sinyali, gelen bilginin gerçekçi olup olmadığından tutunuz, etik değerlerimizle ilişkili bölümünü gözden geçiriyor. Bu nedenle ilk öğrenmenin başlaması için gerekli olan uyarılar gerçek, gerçek dışı, etik, etik dışı, daha önceki bilgilerimizle nasıl işlenmemiş oluyor, nasıl birliktedir diye bir dizi basamaklardan geçmekte. Ondan sonraki noktada da şöyle söyleyebilirim. Bireyin kendi birikimi, donanımı çerçevesinde önceki bilgileriyle yeniden işlemlenerek, yeniden bütünlenerek, daha önce bildiğimiz şeyle yeniden buluşturularak bir tür yeniden yapılanıyor. Yani burası İngilizce kullanan üniversite reconstruction. Bu işlem yaşamımız boyunca hep anlar içinde bile gerçekleştirilen bir şey. İşte bu yeniden yapılmış olması bizdeki bilgiyle, yeni aldığımız bilginin bütünleşerek bizim yeniden bir şeyi görüyor olmamız. Yeniden o alandaki bilgimizi zenginleştiriyor olmamız. Affedersiniz, öğrenme dediğimiz şey böyle bir şey değil miydi? Bazen en bildiğimiz şeyi bile yeniden öğrendiğimizde, yeniden fark ettiğimizde, yeni ben, dünkü ben değil, bugünkü ben, bunu fark ettiğinde yeniden buluşmayla bir adım daha atmış oluyoruz. Böylece bu işlemler sürüp gidiyor. Bu işlemlerle ilgili iki nokta, burada size paylaşmak istediğim iki nokta var. Birisi, bir uyarı, bir sinyal sisteme
ulaştığında hücre düzeyinde hücrede oluşan değişimle bir uyarı alışıyla başlayan hücre içindeki metabolizmada başlayan işlemler ve protein sentezleri başlıyor. Protein molekülleri sentez ediyor. Eğer aynı uyarı sürüp giderse bu sentezlenmeye başlayan protein molekülü sanki kalıcı hale geliyor. Bir anlamda bilginin bir göstergesi gibi. Ancak ilk uyarıdan sonra arka arkaya diğer uyarılar gelmiyorsa ilk sentezlenmiş molekül parçalanıp atılıyor. O zaman galiba öğrenmede sürekliliğin ve zaman içindeki yerleşikliğin tam bir göstergesi olarak bunu buna değinmek istedim. Bir ilginç bir nokta. Burada mühendis hocalarımız, arkadaşlarımız bunu daha iyi bilirler. Şimdi networkler var bir elimizde. Çünkü nöronlar arası bağlantılar. Bu bağlantılardan yaptığı işlemlerden bir tanesi, eğer yeni aldığımız bilgi bu çekirdekler içinde, bu yapılar içinde, bu network içinde işlemlenirken network'ün dokusuna, içeriğine uyumlu değilse bu işlem bir kenara konularak neredeyse biraz dikkate alınmayarak bu bilginin değersizliğinden dışlanmaya başlıyor ve bilgi kalıcı olmuyor. Bu fenomenleri sizlere paylaşmak istememin nedeni bir birey kendi başına neler yapıyor dediğimiz zaman o kadar ögeler var ki örneğin işte ben uyku çalışmaları yaptığım dönemde kalma bir de evrene nesnel boyutuyla bakabilmek. Yeni bir şey öğrendiğimiz zaman eğer o gece iyi uyumamışsak, özellikle uykunun REM dönemindeyiz, hızlı göz hareketlerinin olduğu dönem yeteri kadar değilse, bu yeni aldığımız bilgi işlemi tamamlanıp bize mal edebildiğimiz bir veri olmuyor. Kalıcı olmuyor. Bu nedenle öğrencilerimize hep bunu söylerim. Ne olursunuz gece uykunuzu bozmayın. Uyuyun. Dinlenin. Çünkü o dinlenirken bu yeni bilgi. Çünkü bu çalışmaların göstergeleri var efendim. Yeni bilgi verilen insanların o gece uykusunu eğer REM dönemlerine engel olursanız ertesi gün öğrendiği bilgiyi tekrarlayamıyor bile. Ama REM dönemini düzgünce yaşamış olanlar evet o bilgiyi sindirmiş, kendi içinde tamamlamış oluyor. Öğrenme ancak böyle tamam. Buraya gelmişken bir ilgiye daha değineceğim. Anne karnındaki bebeğin bile uyuduğu, uykuda geçirdiği evreler ve bu uykunun çok büyük bölümünü bu hızlı göz hareketleri gibi, REM gibi ki rüyalarda gördüğümüz yer aslında orası. Buranın ne kadar yoğun olduğu, bu yoğunluğu beyin gelişimine katkısı oldu. Hatta biraz ileri gideceğiz belki ama bunu iddia edenler de var. Beyin gelişiminin göstergesi olduğu söyleniyor. Bu nedenle proteinimizin sentez edilebilmesi, bilgileri içselleştirebilmemiz, sağlıklı bir temelde güzelce uyuyarak, dengeli bir hayatın içinde yer alarak, işte bunları yaptığımız zaman beynimizdeki bu veri alan, veriyi toplayan, veriyi taşıyan, daha sonra bu işlemlerin koordinasyonu için çalışan bir dizi yollar, dolaplar, traktuslar deniliyor. Pekişiyor, oluşuyor, yerine yerleşiyor. Bilmem, belki de
kişilik dediğimiz, bu kişilerin özelliği dediğimiz, yapı dediğimiz şeyler böyle oluşuyordu. Sadece atalarımızdan getirdiğimiz değerler kuşkusuzlar. Ancak çoğu zaman benim kaygılandığım öğretilen şeyler ne kadar alıyor, evet. Bunu söyleyebilmemiz için karşıdaki alıcının niteliklerini tanımlamış olarak uyarıyı, bilgiyi bu sınırlar içinde aktardığımız zaman oraya ulaşabiliyor. Eğer bu sınırlar içinde değilsek bilgi oraya ulaşmıyor. Yine Chomsky'yi anacağım. Evet, sistematik bir bilgi ve sıralı bilgi aktararak ve belki de bizler artık erişkin çağda çocuklarımızı bir örnekle olarak, bir model olarak onlarına sunmamız, böylece çocukluktan başlayarak bu sistematik yolların kurulmasını ve pekişmesine aracılık edebiliriz. Bilmem, size teşekkür ederim benim dinlemenizi. Evet, Profesör Doktor Sayın Hamdullah Aydın'ı aslında sahnede kısa bir süre daha bekletebilirsek, çünkü Profesör Doktor Sayın Can Çoğun hocamıza plaketini takdim edecek. Hamdullah hocamıza törenimize katkılarından ötürü çok teşekkür ediyorum ve bugünün anısı için Sayın Rektörümüz mevkidaşı Hamdullah Aydın'a plaketini takdim edecek. Şimdi sahneye geliyorlar. Profesör Doktor Hamdullah Aydın'a bir kez daha çok teşekkür ediyor. Kendilerini yerlerine uğurluyoruz. Sayın Rektörümüzü sahnede bekleteceğiz. Evet, çünkü üniversitemizde 10. ve 20. hizmet yılını dolduran akademik ve idari personelimize plaketlerini takdim edeceğimiz seremonimize geçeceğiz şimdi. Sosyal mesafe dolayısıyla toplu fotoğraf çektiremeyeceğiz. Bu nedenle plaketlerinizi aldıktan sonra mesafeli durmak kaydıyla Sayın Rektörümüzle bu anı ölümsüzleştirmeniz, birer kare fotoğraf çektirmeniz mümkün olacak. Şimdi 10. hizmet yılını dolduran akademik mensuplarımızın isimlerini anons ederek törenimize başlayacağım. Listemizde Rektörümüz Profesör Doktor Sayın Can Çoğun da yer aldığından kendisine plaketini takdim etmek üzere Mütevelli Heyet Başkanımız Sayın Sıtkı Alp'in bir kez daha sahneyi teşriflerini arz edeceğim. Buyurun efendim. Evet, Mütevelli Heyeti Başkanımız Sayın Sıtkı Alp'i yerlerine uğurluyoruz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sizi bir kez daha yormayacağız. Çok teşekkür ederiz. Evet, 10.
10. yıl plaketlerini alacak değerli akademik mensuplarımızın isimlerini okumaya başlıyorum. Sayın rektörümüzden plaketlerini alacaklar. Öğretim görevlisi Filiz Ayça Bilge Tekin. Yabancı Diller Bölümü İngilizce Hazırlık Eğitimi Biriminden Filiz Ayça Bilge Tekin şimdi rektörümüzden plaketini almak üzere sahneye geliyor. Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden Doktor Öğretim Üyesi Deniz Altay Kaya. Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden öğretim görevlisi Sayın Semih Kelleci. Alkışlarınızla sahneye geliyor. Ardından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Görevlisi Sayın Zeynep Birce Ergör'ü sahneye davet ediyoruz. Buyurun hocam. Çankaya Meslek Yüksek Okulu Dış Ticaret Bölümünden Doktor Öğretim Üyesi Sayın Nermin Yaşar Başkara Ağacı sahneye davet ediyoruz. Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Profesör Doktor Sayın Özlem Uzundemir. Şimdi rektörümüz Profesör Doktor Sayın Can Çoğun'dan plaketini almak üzere sahneye geliyor. Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümünden Doçent Doktor Sayın Özge Süzer'i sahneye davet ediyoruz. Yabancı Diller Bölümü İngilizce Hazırlık Eğitimi Biriminden Öğretim Görevlisi Sayın Saliha Tosçu şimdi plaketini almak üzere sahneye geliyor. Yabancı Diller Bölümü İngilizce Hazırlık Eğitimi Biriminden öğretim görevlisi Sayın Leyla Şahbaz'ı da sahneye davet ediyoruz.
Yabancı Diller Bölümü İngilizce Hazırlık Eğitimi Biriminden Öğretim Görevlisi Sayın Ufuk Akdemir. Alkışlarınızla sahneye geliyor. Ortak Dersler Bölümü Temel Mühendislik Anabilim Dalı'ndan Profesör Doktor Sayın İpek Güler hocamızı da sahneye davet ediyoruz. Yabancı Diller Bölümü Modern Diller Biriminden Öğretim Görevlisi Sayın Gülçin Yıldırımer. Şimdi alkışlarınızla plaketini almak üzere sahneye geliyor. Yabancı Diller Bölümü Modern Diller Biriminden Öğretim Görevlisi Sayın Sevilay Kaplan Altun'u sahneye davet ediyoruz. Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümünden Öğretim Görevlisi Sayın Hakan Gündüz şimdi plaketini almak üzere sahneye geliyor. Buyurun hocam. Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden Öğretim Görevlisi Sayın Hasan Kavlak. Alkışlarınızla sahneyi teşrif ediyor hocamız. Çankaya Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bölümünden Sayın Genel Sekreterimiz Profesör Doktor Hadi Hakan Maraş'ı sahneye davet ediyorum. Sayın Rektörümüzden plaketini ve hediyesini almak üzere. Bu arada plaketlerini alan bazı değerli hocalarımızın hediyeleri de vardı. Hediyelerini almayanlar burada tanıtım ekibimize daha sonra başvururlarsa kendilerine hediyelerini teslim edeceğiz. Yabancı Diller Bölümü İngilizce Hazırlık Eğitimi Biriminden Öğretim Görevlisi Sayın Lütfi Umut Çuhadar'ı sahneye davet ediyoruz. Buyurun hocam. Hemen ardından yine Yabancı Diller Bölümü İngilizce Hazırlık Eğitimi Biriminden Öğretim Görevlisi Sayın Azime Çertel sahneye geliyorlar. Yabancı Diller Bölümü İngilizce Hazırlık Eğitimi Biriminden Öğretim Görevlisi Sayın Elvan Çevi'yi sahneye davet ediyoruz. Yabancı Diller Bölümü İngilizce Hazırlık Eğitimi Biriminden Öğretim Görevlisi Sayın Sibel Ersan'ın sahneyi teşriflerini arz ediyorum. Buyurun hocam.
Yabancı Diller Bölümü İngilizce Hazırlık Eğitimi Biriminden öğretim görevlisi Sayın Burcu Atay'ı da sahneye davet ediyoruz. Yabancı Diller Bölümü İngilizce Hazırlık Eğitimi Biriminden öğretim görevlisi Sayın Kemal Türkay. Ve son olarak Yabancı Diller Bölümü İngilizce Hazırlık Eğitimi Biriminden öğretim görevlisi Sayın Özden Öztok plaketini almak üzere sahneye geliyor. Evet değerli konuklar, şimdi de üniversitemizde 10. hizmet yılını dolduran idari mensuplarımızın isimlerini anons ediyorum. Mimarlık bölümünden Banu Erdoğan Beşer sahneye geliyor. Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden Onur Yurdakul'u sahneye davet ediyorum. Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğü'nde görevli Sayın Emrah Akkoç'u sahneye davet ediyoruz. Destek ve Güvenlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nde görevli Sayın Adem Akşahin de yine alkışlarınızla sahneye geliyor. Dış İlişkiler ve Erasmus Müdürlüğü Şube Müdürü Sayın Yöntem Özkiper'i de sahneye davet ediyoruz. Makine Mühendisliği bölümünde görevli Sayın Levent Geltekin alkışlarınızla sahneye geliyor plaketini almak üzere. Makine Mühendisliği bölümünde görevli Sayın Emine Gülsün Belde'yi sahneye davet ediyoruz. Mekatronik Mühendisliği bölümünde görevli Sayın Ebru Konu'yu sahneye alıyoruz. Buyurun. Müzik
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'ndan Sayın Mustafa Çetiner şimdi sahneye geliyor. Öğrenci Yurtlar Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Tolga Altınay'ı da sahneye davet ediyoruz. Buyurun. Edebiyat Fakültesi Dekanlığı'ndan Sekreter Pınar Aşur şimdi sahneye geliyor plaketini almak üzere. Ve bugün 10. hizmet yılını dolduran idari mensuplarımızdan son olarak ismini anons etmek istediğim Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğü'nde memur olarak görev yapan Sayın Çetin Sarsılmaz. Buyursunlar. Evet, Çetin Bey de plaketini alacak ve hemen ardından 20. hizmet yılını dolduran akademik personelimize plaketlerini vermeye başlayacağız. Ben ilk ismi anons ediyorum. Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümünden doktor öğretim üyesi Sayın Göksun Çağlar Çopuroğlu plaketini almak üzere sahneye geliyor. Evet, Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümünden doçent doktor Hatice Tolunay Ozan Emre Yayra'yı da sahneye davet etmek istiyorum. Buyurun. Çankaya Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Bölümünden doktor öğretim üyesi Sayın Bülent Özsaçmacı'yı da plaketini almak üzere sahneye davet ediyoruz. Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünden doktor öğretim üyesi Sayın Özlem Defterli. Alkışlarınızla sahneye geliyor Sayın hocamız. Ortak Dersler Bölümü Türk Dili Anabilim Dalı'ndan doktor öğretim üyesi Sayın Gülşen Fatma Çulhaoğlu Prençek de alkışlarınızla sahneye geliyor. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden doktor öğretim üyesi Sayın Gökhan Akşemseddinoğlu'nu da sahneye alıyoruz. Buyurun hocam. Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünden
öğretim görevlisi Sayın Ahmet Selçuk Uysal'ı sahneye davet ediyorum. Buyurun. Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünden doktor öğretim üyesi Sayın Mustafa Önge sahneye geliyorlar. Buyurun efendim. Hemen ardından Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümünden bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Doğan Soyaslan'ı sahneye alıyoruz. Buyurun hocam. Üniversitemizde 10. İsmet yılını dolduran akademik mensuplarımızdan öğretim görevlisi Sayın Özden Öztok, az önce anons ettiğimiz sırada kısa bir süre dışarıdaydı. Şimdi Özden hocamızı bir kez daha sahneye alıyoruz. Ona az önce takdim edemediğimiz plaketini verelim. Böylelikle 20. hizmet yılını dolduran akademik mensuplarımızın plaketlerini takdim etmiş oluyoruz ve 20. hizmet yılını dolduran idari mensuplarımıza geçiyoruz. Evrak Arşiv Biriminde memur olarak görev yapan Sayın Konca Çördüğü sahneye alıyoruz. Buyurun. Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğü'nden tekniker Metin Sevinç. Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğü'nden Usta İsmail Dikmen'i sahneye davet ediyoruz. Genel Sekreterlik'te şef olarak görev yapan Sayın Eda Yıldız şimdi alkışlarınızla sahneye geliyor. Hemen ardından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlık Sekreteri Aysema Kayaman'ı sahneye davet ediyorum. Çankaya Meslek Yüksekokulu Sekreteri Sayın Yeliz Yuka'yı sahneye davet ediyoruz alkışlarınızla. Fen Edebiyat Fakültesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Sekreteri Sayın Aydan Yolcu da alkışlarınızla sahneye geliyor. Güvenlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nde şoför olarak görev yapan Sayın Necati Doğru'yu sahneye davet ediyoruz.
Destek ve Güvenlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nden güvenlik görevlisi Sayın Aykut İmamoğlu. Alkışlarınızla sahneye geliyor. Destek ve Güvenlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nden güvenlik görevlisi Sayın Ergün Kırıkkayaoğlu'nu da sahneye davet ediyorum. Ve son olarak üniversitemizde 20. hizmet yılını dolduran idari mensuplarımızdan kütüphane müdürlüğünde memur olarak görev yapan Sayın Ertan Kılıç'ı sahneye davet ediyorum. Sayın Rektörümüz Profesör Doktor Can Çoğun'un elinden plaketini alacaklar ve böylelikle de plaket ve hediye takdim seremonimizi sonlandıracağız. Üniversitemize 10 ve 20 yıldır emek vermiş değerli akademik ve idari mensuplarımızı alkışlıyoruz. Sayın Rektörümüzü de yerlerine uğurluyoruz. Çok teşekkürler Sayın Rektörüm. Ve değerli konuklar, üniversitemizin 2022-2023 akademik yılı açılış törenini böylelikle noktalıyoruz. Öğleden sonra saat 14.30'da yine burada Kongre Kültür Merkezimizde geride bıraktığımız akademik yılda bölümlerini ve programlarını birinci olarak bitiren öğrencilerimize hediye ve plaket takdim edeceğiz. Törenimize bekleriz sizleri de. Sayın Mütevelli Heyeti Başkanıma, Mütevelli Heyetinin saygıdeğer üyelerine, Rektörümüz Profesör Doktor Can Çoğun'a, rektör yardımcılarımıza, genel sekreterimize, saygıdeğer akademisyenlerimize, idari mensuplarımıza, öğrencilerimize çok çok teşekkür ediyoruz. Bu akademik yıl hepimize hayırlı olsun diyoruz. Hoşça kalın.